Şimdi siz 15 kişinin seansını burada yazdınız. Yepyeni bir şey geliyor, bir lider geliyor. Ruhsal sistem onu çocukluğundan beri yetiştiriyor. Ve ortaya çıktığında da ki o zamanın yaklaştığını anlıyoruz. Siz soruyorsunuz burada kişilere bu arada ne zaman gelecek diye. Farklı cevaplar var. Tabii o farklı cevaplar geleceğini de bilerek soruyoruz aslında. Çünkü hakikaten buranın zamanı yukarının şeyine uymaz. Buranın saati başkadır. Yani bizimki burada akrepli yelkovanlıdır hala saatimiz orada bambaşkadır yani saatler. Bizim ama kimse 2 yıl diyen var. Diyen var. O hissiyatı, o zaman hissiyatı çok yakın sonbaharda diyen var. Tabii tabii. Şimdi onlar değişir. Zaman veren kaynaklara çok güvenmemek lazım bu işlerde. 2 yıl bilmem şu gün, şu saatte falan bunlar çok güvenilir işler değil. Bu işlerin zamanı olmaz. Sormamızın sebebi acaba biraz da istatistikseldi. Yani ne diyecekler? Birbirine yakın şeyler söyleyecekler mi? Hissiyat bakımından ne hissediyorlar? Birçok yerde de ben şey dedim. Yani yakın, orta ya da uzun vade mi diye sordum. Oradan daha kabaca bir hissiyat alabilir miyiz diye. Sizin hissiyatınız ne zaman hocam? Vallahi ben biraz daha söylenenlere göre daha yakın hissediyorum. Neden öyle hissediyorum? Bu kadar bize apar topar böyle bir şeyin yaptırılması hiç planda programda yokken. Yani o kitabın basılması için arkamızdan ittirdiler sanki. İkimiz de aynı şeyi hissediyorduk. Ya ittiriyor, hadi. Ben sabah kalkıyorum, 5.30'da yazıyorum. Yani hiç hayatımda bu kadar hızlı bir kitap kaleme almadım. Dilek'le birlikte biz böyle bir çalışmaya girdik. Yani çok süratli, hızlandırılmış bir çalışmaya girdik. Bir de şimdi şu süreç içerisinde farklı kaynaklardan da aynı bilgileri duyuyoruz. Astrologlar söylüyor, başka araştırmacılar, yine sezgileri güçlü olan insanlar da söylüyor. Sadece biz bahsetmedik bu meseleden. Buna benzer bir takım bilgiler var zaten. Şimdi çok enteresan. Ben Instagram yayınları da yapıyorum biliyorsunuz. Yani farklı kişilerle. Bunu da önemsemek lazım. Rüyaların ortaklığını. Bence yani bir rüya rehberi çünkü. Rüya hocası. Ya da ne bileyim yayın yaptığım astrologlardan aynı şeyi yine söyleyenler var. Farklı açıklamalar da var. Bunların hepsinin peş peşe gelmiş ve aynı döneme denk geliyor olması çok enteresan. Evet. Bize işte fazlaca detay verdiler. Bir hayli detay verdiler ama yine de kimliği tabii korunuyor. Korunmak zorunda. Korunmak zorunda. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? Ben, yok bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Peki bütün kalbinize inanıyor musunuz geleceğine? Yani şöyle bir duygu var mı? Büyük bir sorumluluk bu kitabı yazmak. Bence bu yayını yapmak. Hani ya gelmezse falan yani kesin gelir mi acaba? Böyle bir endişeniz var mı? Hiç öyle bir endişem yok. Şu kadar da kuşkum olmadı. Şu kadar bir susam tanesi kadar dahi kuşkum olmadı. Neden dersen buna cevabım yok. Yok işte kuşku yok içimde. O kadar hani bu böyle bir vazifeyi yerine getirme motivasyonu ve isteği var ki o içsel olarak onu ben çok iyi biliyorum. Kendimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Şu kadarcık bir kuşkum olsaydı ben bu kitabı yazmazdım. Yani Dilek'le böyle bir çalışma yapmazdık. Ki ya da yapsak dahi yayınlamazdık. Hayır bir de siz hani tanıyorum sizi. Yani 25 yıl boyunca dış işlerinde çalışmışsınız. İşte ne bileyim yüksek diplomatlık yapmışsınız falan ve attığı adımı çok sağlam atmak isteyen emin olmadan bir şey söylemeyen. Yani ben televizyonculuk refleksiyle hocam şunu çıkaralım dediğimde çok emin olmak isteyen birisiniz. O yüzden bu kadar iddialı bir kitabın sizden çıkıyor olması çok daha manalı. Başka biri hocam bunu yazsaydı Erhan hocam. Bu kadar ciddiye alır mıydık? Nasıl görürdük bilmiyorum ama Erhan Kolbaşı ile Dilek Karakuş'un imzasının olmuş olması bu çalışmada. Yani teşekkür ediyorum. Herkesin güveni için. Ama benim dışımda yani Dilek'in de benim de gerçekten bizim dışımızda gelişti. Bizim kontrolümüz dışında gelişti. Yani biz vasıta olduk. Sadece o bilgi somutlaştı ve kitaba dönüştü. İlettik. Vasıta yaptılar bize o kadar. Peki şimdi şeyden de bahsediyor. Yine bu 15 seansın ortak özelliğinden bir tanesi. Yeni lider çıkmadan önce bir karışıklığın yaşanacağına dair. Hatta kimileri bayağı korkutucu sahnelerden, olaylardan bahsetmiş. Burada fikriniz ne? Ama sonucunda hep pozitif bir gelecek var. Yani galiba bir şeylerin farkına varabilmemiz için Türkiye'de biraz böyle hani dalgalandığımda duruldum diye bir şarkı var ya. Onun gibi biraz dalgalanacak, ondan sonra durulacak. O dalgalanma sırasında insanlar bir şeyleri daha iyi fark edecekler ve o dalgalanma bizleri apayrı görüşte olan, apayrı siyasi görüşte, dünya görüşünde olan insanları bir ortak paydada bir araya getirecek diye düşünüyorum ben. Şu an manzarayı herkes çok umutsuzlukla izliyor ya, biz çok bölündük, nasıl toparlanacağız falan. Hiç belli olmaz o işler. Toparlanırız. O birlik ruhuna uymayan da elenir zaten. Bu kadar da net söylüyorum. Birlik ruhuna, ondan sonra ortaya çıkacak olan bu tesire uyum sağlayamayan, ona uyamayan da elenir. Elenir. Öyle günler geliyor. Yani bir takım karışıklıklar olabilir. Türkiye'yi karıştırmak isteyen birçok unsur var. Yurt içinden, yurt dışından. Şimdi içerideki bir takım yabancı unsurların da, yabancı uyruklu unsurların da kullanılacağına dair neredeyse hepsi bir takım öngörülerinden söz etti. Böyle bir risk de var ama bunlar çok genişlemeden yine vatanımız içerisinde sağduyuyla, birlikle hallediliyor. Ondan sonrası yol açık görünüyor. Çok enteresan detaylar da var. Burada o iç karışıklıklar ne, kim ne söylüyor? Arkadaşlar onları kitapta bulabilirsiniz. Yani konuşmaya kalksak burada saatler yetmez. Onun için tek tek detaylara girmiyorum. Ama mesela çok ilginç detaylar var bir seansta. Kimin seansı olduğunu şimdi hatırlayamıyorum ama Türkiye'de aslında dünya dışı teknoloji çalışmalarının yapıldığına dair bir bilgi var Erhan Hocam. Biraz açalım mı onu? Açalım ama nasıl açalım? Kaç kat açalım bilemiyorum. Ya ben bütün derinliğiyle bilmiyorum ama şimdi o seanstan önce bizim tabii bildiğimiz, bize yani kulağımıza gelen diyelim takım şeyler vardı. Ya işte devletimiz zarar görmesin bundan gibi bir hassasiyetimiz her zaman vardır. Ben devletin içinden gelen birisi falan ama şimdi burada ortaya çıkınca, bazı şeyler anlatılınca demek ki bunların da artık anlatılması gerekiyor. Duyulması gerekiyor ama orada tabii yine belli bir şey var. Hani orası tam lokasyon vesaire verilmiyor fakat böyle bir durum var Türkiye'de ve orada bu Atatürk'ün çok isteyip o zamanlar sonuçlandıramadığı, ömrünün yetmediği ama başlattığı bir çalışmanın devamı olduğuna dair, o zaman başlattığı bir sürecin devamı olarak gelmiş bir proje bu. Şimdi Atatürk'ün başlattığı bir proje o zaman. Evet. Yani şimdi şöyle diyebilirler burada izleyenler. Ya orada bir tane regresyon çalışmasında işte bilinçaltından çıkan bakın verilerle böyle bir kanaate kesin olarak nasıl varırsınız? Sadece o değil, yani bizim bildiğimiz bazı şeyleri teyit ettiği için önemsiyorum ben. Şimdi o kitaptaki arkadaşımızı da çok iyi tanıdığımız için, onun öngörülerinin ne kadar kuvvetli olduğunu, isabetli olduğunu da bildiğim için çok güvendiğim bir seanstır o. Ece'nin seansı. O bakımdan çok ciddiye alınması gereken bir şeydir o. Orada çok önemli bilgiler var o seansta. Yani o dönemde bulunan, hatta Atatürk'ten yani daha da önce 1800'lerin sonunda bulunan bir şeyin, sayfaların, bir takım bilgilerin Anadolu'da toprak altından çıkarılan, o zamanlar korunmuş ve nihayetinde en sonunda Atatürk'ün eline gelmiş o. Bir yerde korunmuş, ondan sonra ona teslim edilmiş. O bilgiler tabii o dönem için çok ileri bilgiler. Bir takım teknolojik şeyler var. Çok ileri. Başka neler var bilemiyoruz. Onu realize etmek için bir proje başlatıyorlar. Ama ömrü tabii vefa etmiyor, yetmiyor yani Atatürk'ün. Ama o grup devam ediyor anladığım kadarıyla. Yani Atatürk'ün kurduğu bir gizli teşkilat var. İşte onlar aslında devletin gerçek sahipleri gibi bir şey var. Tabii. Sanki bu proje çerçevesinde toplanmış bir grup bunu devam ettiriyor ve bugüne kadar geliyor. Ve hala onların kontrolü altında. ve muazzam çalışmalar ve iletişimler olduğu söyleniyor. Bir takım tabii imalatlar da var orada. Şu an teknolojimizin çok ötesinde. Böyle bir bilgi var. Bir şeyler bizim için teyit edildi. Orada güzel şeyler olsun umuyoruz. İleride Türkiye'nin üstleneceği vazife bakımından da bir fonksiyonu olacaktır yani. Eminim. O merkezin tabii. Çok çok iyi korunan bir merkez orası. Devletin içinde de çok az kişinin girebildiği, oradaki mühendislerin tabii çok çok özel seçildiği bir yer orası. Hani Amerika'da 57. bölge falan ne bileyim peşindeyken esasında bizde mi yani hocam o yani? Devlet başkanlarının bile giremediği. Bizde de böyle bir şey var, evet. Var. Ama bunun geçmişi daha işte 1930'lara falan dayanıyor. Daha da öncesi var ama Atatürk'ün eline geçiş ve proje haline dönüştürülmesi herhalde 30'lar gibi tahmin ediyorum. Atatürk'ün istikbalimiz göklerdedir. Yani sözü aklıma geldi. Tabii o içsel bilinçle söylüyordu birçok şeyi. Birçok şeyi içsel bilinçle söylüyordu. O da sırlarla gitti tabii. Ama hani o dönemi düşününce çok bana enteresan gelirdi hep. Yani sen toprağına yeni kurtarmışsın, yoktan var etmişsin ama istikbalimiz göklerdedir diyorsun. Hani çok gerçekten. Çok özel varlıklar bunlar. Şimdi Erhan Hocam, bütün bu 15 seansın ortak noktası da gelecek olan yeni liderin Atatürk enerji taşıdığına dair. Tabii. Buradaki beklenti nedir? Atatürk tekrar mı dirilecek yani? Ne bekliyoruz? Şimdi dirilecek, tekrar enkarne olacak demek, bunlar çok sağlıklı ifadeler değil. Şimdi böyle bir şeye de gerek yok zaten. Yukarısı her zaman başta da yazdığım gibi ben kitap. Buraya gerektiği zaman gerektiği şekilde farklı dünyasal kimliklerle uzanır ve burada tadilatları yapar. Gereken müdahaleyi yapar. Şimdi o tadilat noktasına doğru gidiyor Türkiye. Şimdi hepsi de gördüklerinde onun enerjisini aldılar. Onun enerjisini aldılar. Gözlerinde, duruşunda ve o ortaya çıktığı zaman da hani insanlar televizyonda işte basında gördükleri zaman da ya bu kişide bir farklılık var, bir şey var enerjisinde deyip böyle bir büyülenip kalacaklar gibi. Yani farklı bir enerji yayacağı kesin gibi. Onu çok net anlattılar. Orada da okuyacaklar zaten. Anlayacağız yani görünce enerjisinden. İlk zamanlar belki İnanmayacak birçok insan ama zaman içerisinde yavaş yavaş etrafında insanlar toplanmaya başlayacak. Bir merkez, bir odak noktası teşkil edecek. Orada büyük bir hareketlenme, bir vakum gibi insanları çeken bir enerji ortaya çıkacak. Şimdi nasıl ayıracağız Erhan Hocam? Şimdi şeytanın avukatlığını yapıyormuş gibi olmak istemiyorum ama şeytanın da bir cazibesi var yani. Ya Deccal gelir de bize kendini Mehdi gibi gösterir. Atıyorum Mehdi değil bu arada, o mu diye de soracağım ama. Yani bu çok büyük bir sorumluluk değil mi? Nasıl anlayacağız, ayıracağız? Anlayacağız mı? Anlaşılır. Anlaşılır mı? Anlaşılır. İnsanlar onu ayırt edebilecek seviyede. Yani birçok insan. Herkes öyle değil belki ama. Çok insan olur. Bu arada iyi kötüyü çok rahat ayırt ediyor. Altını çizmek lazım. Allah'tan başka tapacak kimse yoktur benim için. O yüzden kesinlikle. Bütün yani muazzam bir ruhsal sistem var ve her birimiz o muazzam sistemin muazzam parçalarıyız. Kesinlikle. Gelen de onun bir görevlisi. Aynen öyle. Ve bizlerin de görevi belki onunla destek olmak olabilir. O yüzden kimse bir peygamber, yani böyle bir tapınacak bir şeyde beklememeli. Hayır. Değil mi? Kesinlikle onu hep vurguluyorum. Kitapta da söyledim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Başında da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Tanrılaştırmak, tapınılacak, efendim şey yapacak, böyle aşırı yüceltilecek falan tarzda yaklaşmamak lazım bu olaya. Ama bizim bir birleştirici, bir motive edici bir şeye ihtiyacımız var. Bir figüre ihtiyaç var. O kadrosuyla olur zaten bu işler. O tek başına olmaz. Onlar, bu tür varlıklar her zaman kadrolarıyla gelirler. Demezsiniz. Onlar sonradan çıkar. Bir kısmı vardır burada, doğmuştur falan, daha bilmiyordur o vazifenin içinde olacağını. O dönem girer devreye. Ve o kadronun giderek genişlediğini göreceksiniz. Bu ülkenin pozitif insanları, bu iyi yürekli, bilinçli, vatansever insanları toplanacak. Toplanacak orada. O çekim alanı içerisinde. Çünkü aynı tesire bağlanacağız. O duyguyu yaşayınca anlar insanlar. Ve bunlar, bu kadro işi. Bakın başka çocuklar da var buraya doğmuş. Anadolu'ya. Onun devamı da gelecek. Böyle tek kişiyle bitmeyecek. Ondan sonra o çocuklar devralacak yönetimi. Şimdi çok özel çocuklar var artık. Bunlar da özel yetiştirilmişler. Onlar da kritik noktaları alacaklar. Onun için ben aydınlık görüyorum ülkenin geleceğini. Şimdi bütün inançlarda bir Mehdi, Mesih Deccal beklentisi var. Farklı şekillerde, farklı isimlerde de olsa. Dolayısıyla bu gelecek kurtarıcının bir Mehdi beklentisi de var ayrıca. Yani bizim inancımızda da bu var. Gelecek olan bu lider, birleştirici. Mehdi olabilir mi? İslam inancının Mehdi dediği kişi olabilir mi sizce? Kim hani nasıl görmek isterse o şekilde belki değerlendirebilir. Ama ben Mehdi, Mesih, Deccal gibi ifadelerin sembolik olduğunu düşünüyorum. Mesela Mehdi ve Mesih ifadelerinin ruhsal sistemin ya da ilahi sistemin en tepede Yaradan vardır tabii ki. Onun beşeriyete olan yardımlarını sembolize eden ifadeler olduğunu. Orada bütünleşmiş, yani orada simgeleşmiş bir yardım mekanizması olduğunu düşünüyorum. Bu bir kişi olarak olabilir, olaylar şeklinde tezahür eden bir durum olabilir, bilinç yükselişi olabilir. Hepsini böyle bir Mehdi ismi altında toparlayabilirsiniz. Deccal de aynı şekilde. Deccal ifadesinin de ben negatif tesir planı sembolleştirdiğini düşünüyorum bu ifade. Çünkü tekamülün meydana gelmesi için bir negatif jeneratörün de çalışması lazım. O da yaratıcının oluşturduğu, kadiri mutlak Allah'ın yarattığı bir şey o da. Negatif tesir sistemi. O da çalışacak ki hareket olacak. Tekamül hareketleri olacak, olaylar olacak. Onun görevi de saptırmaya çalışmak mesela. Onun simgesi, o bir tesir planı aslında. Geri seviyeli tesir yayıyor, jeneratör gibi. Orada anlaşılması için bir isim vermek gerekiyor. Bir kişi değil bana göre. Bir figür, bir bire etten kemikten birisi değil ama bir sistem. Mehdi ve Mesih ifadelerini de ben öyle algılıyorum. Onu da yukarının yardımları olarak. O isim altında böyle odak olmuş, anlama kavuşmuş bir olgu kavram olarak düşünüyorum. Ama diğer vazifeliler meselesi, onlara böyle bu tür isimlerle hitap etmek, işte kurtarıcı, Mesih, Mehdi, bunları çok doğru bulmuyorum ben. Burada aslında dediğim gibi dağınık enerjileri bir araya toplayıp harekete geçirecek ve Türkiye'yi tekrar kendi tekamül hattına sapmış olduğu Türkiye'nin tekamül hattına, raya tekrar sokacak bir rehber, yüksek bilinçte tamamen kendi liyakatıyla bu vazifeyi üstlenmiş ama tabii ki yukarıdan görevlendirilmiş bir şahıs olarak görüyorum. Arada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Evet, gelelim mi artık seansınıza? Dilek Karakuş Hoca ve Erhan Kolbaşı Hoca ile bir araya geldiniz. Mesaj Nohus 2 kitabı için. Tabii her şeyi konuşmamız mümkün değil burada. Yani tabii, merak edenler uzun bir seans. Evet, okuyabilirler. Ama enteresan bir şey var. Çok enteresan bir şey var. Herkesin, daha önce de konuştuk buna, seanslarında hep yeni bir lider vurgusu var. O seansta sizin hatırladıklarınız neler yeni lidere dair, ya da Erhan Hocam siz de hatırlatabilirsiniz. Birlikte yaptınız. Ondan dinleyelim. Onun ifadelerinden dinlemek daha... Yeni lider için yine Atatürk'le çok ciddi bir konuşma dönemimiz oldu. Bağlantı, vizyon olarak bir bağlantı. Atatürk'le mi bağlantıya geçtiniz? Evet, Atatürk'le birlikte. Erhan Hoca ile Dilek Karakuş'la seans yaparken Atatürk'le bağlantıya geçtiniz. Ve hatta hiç unutmadığım, ağladığım bir şey oldu. Erhan Hoca soruyor, Atatürk bir sorusunu direkt olarak Erhan hocamın gözlerinin içine bakarak kendisi cevap verdi. Yani hep bana söylüyordu, ben söylüyordum. Hele bir tanesini gerçekten onun gözlerinin içine bakarak şey yaptı. Çok büyük böyle sevgiyle, mutlulukla, huzurla bakarak. Yani Erhan hocama da çok büyük iş düştüğünü biliyorum. İnşallah her şey gerçekten inanılmaz güzel. Hangi soru cevaptı hocam? Azıcık bize inanılmaz verseniz yani kitapta. Hatırlıyor musunuz hangi soru ve hangi cevaptı? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yine Erhan hocamın sorduğu bir soruydu ama direkt kendisi cevap verdi kendisine. Kendisi cevap verdi. Hep birlikte, hep peki birlikte. Ne dedi? O mesajların içinde neler vardı? Onları o mesajların içinde en önemlilerinden bir tanesi sorduğum her şeyde kurtuluş kelimesi hep geliyordu. Kurtuluş, kurtuluş yani gerçekten kurtulacağız. Bir yani her şey gerçekten çok güzel olacak ülkemiz için. Ülkemizde karanlık yerler vardı. Bilmiyorum anlatmamda bir şey var mı? Ülkemizin dışında mesela sınırlarda. Evet sınırlarda Rusya'dan başlayarak Rusya, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail bunların hepsi kapkaranlık görünüyordu ve o bölgelere bizim çok büyük Çin Seddi gibi set ördüğümüzü gördüm. Bu yeni dönemde. Evet. Bu yeni lider dönemde. Çıkmadan önceki dönemde mi bunlar gerçekleşiyor? Evet. Evet. Aha. Ve liderin şu an yüklemesinin devam ettiğini, gerçekten Atatürk'ün özelliklerini taşıyan bir lider olduğunu, gözlerinin çakmak çakmak olduğunu, yani gördüm, yüzünü de gördüm. Muhteşem, yani enerjisi inanılmaz güzel bir insan, yani varlık diyeyim, inanılmaz güzeldi. Gözleri çakmak çakmaktı. Yüzünde şey ifade yoktu. Yani hani mutlu mutsuz ifade yoktu. İfadesizdi benim gördüğümde ama gözleri çok güzeldi. Her şeyi başarabilecek nitelikte donanımlı bir kişiydi. İri bir kişiydi benim gördüğüm. Onun dışında da çocuklar, çok fazla çocuklar yetişiyor şu an. O çocukları gösterdiler bana. Evet, çok ağırlık vardı sizin seansınızda. Evet, evet. Yeni çocuklar Anadolu'daki. Evet, Anadolu'daki çocukları gösterdiler. O çocuklar yukarıya çıktım. Yukarıda onları seyrettim. Oval bir tepsi gibi düşün ama çok büyük, devasa, yeşillikler içerisinde. Orada o çocuklar yükleniyordu, yüklemeleri yapılıyordu. Eğitimleri veriliyordu. Çocuklar çok mutlulardı, neşelilerdi. Oyun oynuyorlardı ben gördüğümde ve her birinde koruyucuları vardı. Hatta ülkemizin üzerine, haritamızın üzerine çıktığımda da gördüğüm çocuklarda, o çocuklar zaten yetiştirilip gönderilen çocuklar, o çocuklarda da bir solunda, bir sağında, bir de tam onların yüzüne doğru duran varlıklar vardı. Koruyucu hani gibi. onları koruyor idi. Her birinde 3 tane koruyucusu vardı. İlginç olan da hepsinin önünde bir tane insan, onların yüzüne bakan. İnsan da demeyeyim çünkü insan değillerdi onlar. İnsanımsı, yani insan silüetinde. Kaç çocuk vardı? Onlar da 20'nin üzerindeydi. 20'nin üzerindeydi. Kaç yaşlarındaydı çocuk dedikleriniz? Çok ufaklardı. 6 yaşlarında var yoklar. 6 yaşlarında var yoklar ama... Peki o çocuklar niçin size gösteriliyor? O çocuklar ülkenin geleceğinde mi? Ülkenin geleceğinde rol alacaklar. Evet, bizim için çok büyük rol alacaklar. Ve gördüğüm çok güzel bir şey vardı. İlk gördüğümde il olarak söyleyeyim mi bilmiyorum ama Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Burdur, Isparta, bu kadar il gördüm ve bu illerin gerçekten çok kötü, sanki krater açılmış, o il yok olmuş gibiydi. Yani her birinde kraterler açılmış, her bir il için söyleyebilirim bunu. Ve onlar yok olmuştu ilk gördüğümde. Yıllar sonrasında onu tekrardan oraya çıktığımda onlara baktım. O inanılmaz yangınlar sönmüştü. Normal bir yangın değil ama yani nükleer savaş mıdır? Yani bilemiyorum. Bilemiyorum ne olduğunu ama yani normal bir hani yüz yüze yapılmış, beden bedene yapılmış savaş değil. Çok büyük yangınlar. O yangınların her biri zaten bir ili kapsayan. Ben sonrasında kendi kendime şöyle dedim, hani bir tatlı vardır hani ortasına fındık koyarız, şekerpare. Sanki şekerparenin fındığını almışsınız gibi ortası hep göçüktü o illerin, o saydığım illerin. Sonrasında tekrardan regresyon sırasında çalıştığımızda baktım ki onların hepsi kapkaranlık, yani kömür gibi kalmışlar. Ama daha sonra o çocuklar indiği zaman Ege kıyılarından başlayarak böyle süpüre süpüre Anadolu'yu artık tamamıyla geçtiler. O kadar gördüm. Arkaları ışıl ışıl, yemyeşil, pırıl pırıl o şekilde süpürerek geldiler. O ışıltıyı hiç unutamıyorum. Yani o çocukların yapmış olduğu şeyi, yenilemeyi, Türkiye'nin yenilenmesini hiç unutamıyorum. Yani her an gözümün önünde. Gözümü her kapattığımda onlar geliyor aklıma. Yeni lidere dair de şeyler gördün galiba, değil mi? Türkiye'nin başına geçecek yeni lidere dair. Hatırlıyor musun? Erhan Hocam hatırlatsın bak dedik. Tabii, biraz odaklan bakalım dedik. Türkiye'de neler göreceksin derken Erhan yeni bir lider gördün ve oradan sonra biraz tarif ettim falan. Evet. Atatürk enerjisi, Atatürk hissiyatı geldi dedim. Direkt zaten Türkiye ile alakalı burada mesela çok şaşırdım ben de hani gerçekten o bağlantı, o teslimiyette hani şey bülbül kesilisim yani bülbül ama o kadar çok bilgi akıyor ki ben orada şey oldum yani acaba hani kendimde ne yapıyorum hani böyle bir tereddütte kaldım. O çok bilgi gelince ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bu gerçek mi oldum? Hatta yapmak istedim hani direkt işte Erhan Hoca'ya hani doğru mu hocam deyip onlara sormaya çalıştım falan böyle. Hani gidip geliyordum aslında o sıra. Hani daha sonra şey oldu. Türkiye'de yeni bir lider ortaya, yeni birisinin geleceğini bana direkt söylettirdiler. Daha sonra aslında hani söylüyorum yani direkt. Aynen direkt söylüyorum. Akışta yani gelen bilgi. Akışta gelen bir bilgi. Bu kişi sonra görmeye başladım. Kişiyi direkt gördüm ve hemen anlatmaya başladım görür görmez. İşte çok uzun boylu. Enerjisi çok büyüleyici. Yani fark edilir farklı bir enerjide. Böyle ama böyle onun enerjisinin karşısında çok naifleşiyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Odak direkt sizi böyle odağa alıyor, merceğe alıyor. Özellikle gözleriyle hipnotize eder gibi hani sadece onu dinlemek istiyorsunuz aslında ama o sadece duruyordu. Kendini gösterdi. İşte bayağı heybetliydi. Yani hani hem enerjisi hem görünüş olarak böyle saygı duruşuna geçesim geldi orada benim hissiyat olarak. İlginç bir ifade kullandım Burcu. Çok yüksek bir varlık. Kurt enerjisi alıyorum dedi mesela. O nasıl bir his o? Şimdi kurt denildiği zaman hani dünyada da bir şey var hani böyle bir hani nasıl diyeyim? Kurt bana hep herkesin farklıdır belki hani kodlaması ama hani kurt çok güç bana yani gücü hissettiriyor daha çok mesela kurt. O yüzden böyle hani kurt denildiği zaman böyle çok güç hissettiğim için aslında böyle kurt enerjisi yani herkesin ondan kaçtığı aslında. Heybetli, kuvvetli ama tabii Sirius yıldız sisteminde sembolüdür. Türklük içinde çok değerli bir semboldür. Onu da işte Türk Hakan bebeği kurt anne emzirmiştir falan bizim destanlarımızda. Hani, tabii Sirius bağlantısı var. Sirius denildiniz. Sirius'un simgesi mi hocam? Sirius bağlantısı. Sirius yıldız sisteminin sembolüdür. Çünkü köpek takım yıldızıdır. Canis Major. O şey yaptığınız zaman o sistem içerisinde o şekil zaten bir dört bacaklı bir şey. Hayvan kurta benzeyen ya da bazıları tarafından köpek olarak algılanan olan bir şekli vardır o yıldız sistemi. Bulunduğu, yani çevresindeki yıldızlarla beraber çizdiğiniz zaman ona benzer. İşte vizyonlarımın da evet. Sirius'u görüyor olmam, vizyonlarımda. Mesela Sirius'a gidiyormuşum, ben bilmiyorum yani astral olarak. Hani o seansta ben anladım. Neden gördüğümü o görüleri bilmiyordum. Niye var? Hani hayal ürünü gibi. Ben öyle yerleri hayal ediyorum zannediyorum ama hepsinin işte bir anlamı, bir sebebi daha böyle oturdu aslında bu şeyle. Türklerin Sirius'la bir bağlantısı var mı Erhan hocam? Şimdi tabii konuşulur. Bu bizim kökenimiz oraya bağlanır. Birçok konuda iddia var. Çok geniş bir konu, uzun bir konu. Yani bizim bilgimiz bir takım Siriusyan varlıkların burada doğduğu Mu genetiğinden buraya Anadolu'ya doğru taşındığıdır. Yani Sirius'la Anadolu arasında Mu bir istasyon teşkil etmiştir önce. Önce Mu'da bedenlendikleri kitlesel olarak, ondan sonra da Mu kolonilerinden Uygurlar üzerinden de Oğuzlara, diğer Anadolu'ya gelen Türk boylarına geçen bir genetik miras olduğunu düşünüyoruz. İşte Kur'an'daki Şira Yıldız'ın da aslında Sirius'la bağlantı olduğu düşünülüyor. Anadolu'nun bir vazifesi de yani o yüksek tekamül odağının büyük bir tekamül okuludur o evrendeki. Oradaki o kültürün, o bilgilerin Anadolu üzerinden dünyaya yayılacağı da hep söylene gelmiştir. Böyle bir beklentimiz vardır zaten. Benim görülerimde bağlantıyı görüyorum ben. Türkiye'nin üzerinde bir ışık ve toplanma yerleri oluşturuluyor. Ve herkes o toplanma yerlerinden alınıyor. O ışıkla yani o geçişi görülerimde, vizyonlarımda görüyorum. Şimdi mesajda çok enteresan bir şey var. Okuyanlar hemen hatırlayacaklar. Bu yeni lidere dair bir doğum lekesinden bahsediyor. Pek çok seansa girip görü alan kişi. Sende de var değil mi? Bir doğum lekesi görüyorsun. Hatırlıyor musun? Gözünün önünde değil mi? Nasıl üçgenler gördüm ilk ben. İç içe geçmiş üçgen. Daha sonra benler gördüm ve o lekeyi gördüm. Kesinlikle. Neyle o leke? Evet böyle bir şey kurt simgesi gibi böyle. Böyle bacakları vardı, böyle kafası vardı. Şimdi çok ilginç, yani siz birbirinizi tanımıyorsunuz. Erhan Hoca ile daha önce bir röportaj yaptığımız için biliyorum değil mi? Birbirini tanımayan insanlar aynı doğum lekesini görüyorlar. Tabii. Birden çok kişi kurt lekesini görmüş durumda. Öyle. Doğum lekesi neredeydi Burcu, hatırlıyor musun? Evet, sol göğsünün altında gibi. Göğsünün altında gibi. Hocam hep aynı yerde mi söyledi? Benzer yani. Göğsünde yine. Evet. Yani sağ göğsü de olabilir yani. Yok, sağ göğsü. Ben şimdi yatarken kendimde şey yapmıştım, kodlamıştım lekeyi de sağ. Göğsünün altında. Evet. İşte yüzünde de vardı. Yüzündeki normal yuvarlak. Kaş üstünde. Bir de üçgen işte iç içe geçmiş üçgenler böyle dövmesi kolunda. Dövmesini de gördüm. Dövme var mıydı hocam? Diğer seansa katılanlarda yok değil mi? Yani, bu görünen bir şey miydi bilmiyorum tabii, hani o ışık gibi parlıyordu o üçgenler. Evet, işte orada sembolik bir durum da olabilir. Yani şimdi üzerinde çok yorum yapabileceğimiz bir şey değil tabii. Beden izleri meselesi.